Günaydın arkadaşlar. Bugün pazartesi burada. Şu anlık için henüz planım yok. Şu an dışarıya çıktım. Annemle bir yerlere gitmem gerekiyor. Bugün burada saat akşam 5 gibi kiratla drone almaya gideceğiz. Yine Best Buy'a gideceğim onun için. Onda da video çekeceğim ve emin değilim. Ancak büyük ihtimalle ona bir unboxing de yapacağız. Büyük ihtimalle onu da göreceksiniz. Unbox yaparsak onu da çekerim size arkadaşlar. Onun dışında bugünlük bir planım yok. Annemle birçok yere gittik. Son bir saattir yoldayız. Şu anda Milwaukee'deyiz. Starbucks'a geldik yine. Annem arkadaşıyla buluşacak. Çıktık. Annemin arkadaşı Feyzam, ablam evine geldik. Şu an bilmiyorum, zaman öldürüyoruz. Onlar büyük ihtimal takılıyor, ben takılacağım kendime, Facebook vesaire tek başına. Akşam drone almaya umudum o yönde gideceğiz. Ancak henüz daha net değil annemin işi vesaire vesaire. Bilgilendirmeye devam edeceğim. Arkada bir tane stüdyo var. Feyzan ablamın kocası Özkan abi. O bütün işlerle ilgileniyor. Sesleri geliyor. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an tekrar eve geldim. Nedenini bilmiyorum. Ya daha doğrusu annemin arabaya tekrar ihtiyacı oldu. Beni eve bıraktı. Saat 7.30'a kadar daha bir saat var. O saate kadar beklemem gerekiyor. Vlog editliyordum. 2 dakika 21 saniye. Ve dünkü vlog izledikten sonra hani orada duydum ki kendi kulaklığımı gösterecekmişim. Hani öyle bir muhabbet geçmiş orada o arada. Dedim neden olmasın. Yapacak bir şey de yok. Kulaklığım bu arkadaşlar. Ne kadar oldu? 6 ay falan oldu alalı. Hemen şöyle döndüreyim, devam edelim. Kucağımda yapacağım. Hiç uğraşmaya kasmaya gerek yok. Kulaklık 300 dolar abi. Sony. Bluetooth'lu. Also... Şurada bir tane de kablosu var, yanında geliyor tabi klasik. Bluetooth'lu, diyeceksin ki neden böyle bir kulaklığa 300 verdin? Git işte Beats falan vesaire al diye. Arkadaşlar özellikle şurasını göstermek istiyorum. Umarım görünüyordur. Bakayım yapabilecek miyim şeyler. Görünmüyor. Şöyle yaparsam görünür belki. Hadi abi. Evet, şurada burası ekstra bas. Buna bastığımız zaman ondayken şey ekstra bas veriyor. Artı onun dışında şarj yeri burada, yine şurada. Sonracığım o mikrofon giriş yeri, şey o kablo giriş yeri. Ve yine diğer tarafta da şurada da iki adet yine tuş bulunuyor ki yine ekstra ses verme özelliği var. Hani fazladan bir ses istiyorsan ekstra ses veriyor ve burada da hani telefona dokunmadan Bluetooth'tayken işte geçiş yapmanı sağlıyor. Kimilerine göre overpriced gözükebilir. Ben şahsen seviyorum. Sony güzel kulaklıklar yapıyor. Bu işte uzun zamandır varlar ve gerçekten güzel kulaklıklar yapıyorlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Fikrinizi yazarsınız yoruma. Şu an arabaya indim. Mall'a gidecektim. Ancak şunu gördüm. Emin değilim. Görebiliyorsunuzdur. Parlıyordur çünkü bakın. Sanki bir karı suya girmiş gibi. Neden böyle? Bilmiyorum. Gazete kağıtları var şöyle aldım. Umudum bunlar ne kadar çekerlerse işte artık şu an gidip gelene kadar. Ancak sonuçta sanki arabayı hani göle batırıp çıkarmışsın gibi. Bu konuda hani neden böyle olmuş olabileceğine dair herhangi bir bilgisi olan değerli arkadaşlara sesleniyorum. Yazın bana. Yorumları okuyorum. Haber verin. Bilgim olsun ve
Dediğim gibi tekrar sebebini biliyorsunuz, en ufak bir fikriniz varsa hani arabaya su girmişti falan demeyin şey olarak, çünkü camlar falan hep kapalıydı. Kışın ortasındayız sonuçta. Daha farklı fikirleri olan arkadaşlardan bekliyorum. Neden? Böyle sanırım şurada da azıcık var. Çok büyük değil. Şu birazcık sıkıntı. Hani buna dair en ufak fikri olan arkadaşlardan bekliyorum. Onun dışında araba zaten kirli benim ya. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi kiratla gelme işi yattı. Ben haliyle tek geldim Burak ve Skor alışveriş merkezine. Ufak bir işim var burada halletmem gereken. Ondan sonra tekrar eve geçeceğim. Bugün çok öyle büyük bir şey olmadı vlogda. Çünkü bugün hiçbir şey yapmadım. Yarın okula gideceğim. Okulu göstereceğim. Also yarın okul hakkında da konuşmak istiyorum. Hani nedir, ne değildir. Hani sistem nasıldır, ne gibi farklılıkları var Türkiye'den, ne gibi benzerlikleri var Türkiye ile. Onlarla alakalı konuşacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. ufak bir işim var demiştim. Ayakkabı değiştirecektim ki değiştirdim. Ancak çok saçma bir sistemleri var. Hani eyvallah. Receipt'im yoktu. Hani çöpe atmıştım. Ne diyorlar ona? Fatura yoktu. Çöpe attım çünkü. Kutusu, orijinal box'ı da yoktu. Bulamadım evde. Nereye koyduysam bilmiyorum. Ancak oranın bende kartı vardı. Ve ben düşündüm ki hani sonuçta oranın bir üyesi olarak kartım olduğuna göre oradan bulup benim faturamı çıkarabilirler. Ki hani genel olarak böyle yaparlar burada. Hani eyvallah. Belki saklayanlar vardır burada. Ancak ben saklamıyorum benim faturalarımı. Ben direkt hani kartım var, kartımla hallediyorum. Her neyse, yapmadılar. Hani yapamazlarmış. Böyle bir cevapla karşılaştım. Dedim eyvallah. Neler yapabiliriz? Dediler ayakkabınızı değiştiririz. Hani alırsın, başka bir ayakkabı alırsın. Farkını dersin dediler. Dedim öyle yapalım. Onu yaptım. Kendime aldım ayakkabı. Çok bencil bir insanım. Anneme almadım ki, hediyeyi de anneme almıştım o ayakkabıyı. Her neyse. Bu sefer dediler ki yeni aldığın ayakkabının kutusunu iade ettiğin ayakkabılar için tutacağız. Niye? Çünkü orijinal kutusuyla getirmemişim. Yani eğer ben orada aslında ilk baştan itiraz etmeseydim, hani ben oradan ne yeni bir ayakkabıyla çıkabilirdim ne de elim kısacası bomboş çıkardım oradan. Buradaki key anahtarı arkadaşlar, buradaki kilit nokta, otomatik kapı varmış. Burada hakkınızı aramanız gerekiyor. Çünkü burada hakkınızı aramadığınız zaman insanın donunu alıyorlar kısacası. O yüzden dikkatli olmalısınız. Bu da bana öyle bir güzel ana oldu. Artık şu anki ikinci yeni aldım, değiştirmeni aldım ayakkabımın. Şu an listini, faturasını saklıyorum. Saklamaya devam edeceğim. Ki benim arabam nerede? Bir de o var. Umarım bulabilirim arabamı. Arabayı da bulamıyorum. Çok güzel. Bu da bana güzel bir ders olmuş oldu sonuçta. İyi açıdan bakalım kendim. Şu an eve vardım. Işık manyak derecede gözümü alıyor. Flaş açtım. Şu diğer kolumda hem telefon hem ayakkabılar var. Büyük ihtimal sallanıyordur. Her neyse, eve geldim. Kiratla hiçbir şey yapamadık. İşi çok uzadı. Senin umurunda değil. Yarın zaten takılacağız büyük ihtimalle. Eve girmeden önce yarın okulu çekiyorum. Biliyorsunuz okul videosu gelecek. Yine dediğim gibi okulla alakalı konuşacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.